Nazar ve Aykut. Nazar, bugün yüzün çok asık. Ne oldu annem? Ne olsun abla? Aykut dün bir çağrı gönderdi ya annesine. Heh. Ona biraz da yani tekrardan yine aramız bozuldu bu yüzden. Neden? E abla, düne kadar annesini hiç kimse dinlemedi. Hiç kimse istemiyordu kadını. Hmm. Sinan Bey de bize zaten kadını anlattı. Kendi tarafından nasıl olduysa. Sen gene şimdi onun Sinan ağzından dinledik. Bir enişte oluyorum, bir Sinan Bey oluyorum. Ben de şaşırdım. Aykut'un annesi gelemez buraya Seda abla. Yani Aykut'un annesiyle bizim zaten bir şeyimiz yok. Buraya da gelme bir şeyi yok, hakkı yok yani. Aykut çağırdı bulundu ama. Valla buraya Aykut çağırma sebebim ne? Beni öz babam yanına almıyor, kabul etmiyor. Evliliğimi kabul etmiyor. Burada kadıncağıza bir ton laf söyledim ben anneme. Evet. Hala o duruma karşı gelin dedi, ben bakarım şey yaparım. Yani o kadar çektiği çileye rağmen hala diyor yani evladımdır diyor. Arkamda duruyor. Baban da durdu gitti Hasan Bey'le. Gelsin ben elini öperim yani, o kadar lafın üstüne ki bunları söylemesi beni gerçekten duygulandırdı abla. Tamam. Şimdiye kadar arkanda değildi, yanında da değildi. Ben de değildim. Evet. Sonuçta benim ailem baktı, büyüttü seni. Kimin hatırına baktı, büyüttü? Benim hatırıma. Buradan kim dün Semra mı dedi? Sultan isterse bu iş olur diye. Semra al mikrofonu. Dedi ki Semra dün, vallahi dedi, burada iş sultanda dedi. Sultan isterse bu iş olur dedi. Evet, bence de doğru. Sultan da. Sultan çünkü kilit isim burada. Hı. Babasını da ikna edebilir. Ama Sultan pek Nazar'ın evliliğini kabul etmediği için sıcak bakmıyor. Neden bu olaya. Neden istemiyor hayatım? Yani kız kardeşi olduğu için mi veya bir halıdan bir örnek yeter dediği için mi? Bu yüzden kabul etmiyor yani. Sultan. Ayşe? Bence Sultan masraf edilecek diye istemiyor. Hayır. Aykut'un evlenmesini istemiyorsun sen. Nazar veya bir başkası. Aykut evlenince Sinan Bey masraf etmek zorunda kalacak. Sen bu masrafın edilmesini istemiyorsun. Yok. Ben öyle düşünüyorum. Kardeşimi bıraksın, başka biriyle evlensin. İkimizin düşündüğü biri de var zaten. Eşimle bizim düşündüğümüz biri var. İkisi de biraz üstlerine gittiğimiz zaman Cemile gelecek deyip damarına basıyor ya bunu. Yiyorsa gelsin. Gelsin Cemile. Nasıl geliyormuş? Cemile buraya gelme hakkı yok. Kapıdan içeri girebiliyormuş mu? Gelsin bakalım, görelim. Ben niye annem üzerinden prim kasayım ki? Prim birim değil. İkiniz de sinirlendiğiniz zaman Cemile buraya gelecek. Bu arada Cemile Hanım'dan mesaj. Aykut oğlum, annemin elini öpeceğim dediğin an çok duygulandım. Annen senin her zaman arkanda. Siz sultandan ne kadar uzak durursanız sizin için hayırlı olur. Yani buradaki konuklar da şu an, Şükran sen de mi öyle düşünüyorsun? Sultan isterse olur. Sultan istemediği için mi olmuyor bu iş? Sultan isterse halleder. Bir de kilit, ben Ebru'yu da görüyorum burada. Ha. Yani sadece sultan değil kilit burada. Bir tane de kardeşi Ebru var. Ebru'yu aslında zapt edemediğimiz için alamıyoruz. Evet, Ebru zapt da. Zapt edemiyoruz Ebru'yu. Ebru da aslında babasına Allah dediğini yaptırtacak dişli bir bayan. Ama Ebru da istemiyor, evet. Sultan da istemiyor. İstemiyor. İkisi evet de istemiyor. Niye istemiyorlar? Şöyle, niye? Baştan sultancım geldiğinizde buraya ilk zaman ben çok iyi yanaştığınızı görmüştüm. Kabul etmiştiniz de. Hı hı. Şimdi ne değişti? Heh. İstemiyorsun. İstemiyor. İstemiyoruz. Neden? Ailecek. Neden ama? İstemiyoruz. İçimizden isteyen sadece annem istiyor. Sultan annem düne kadar bekliyor. Nazar Nazar diye ölüp bitiyordun. En sevdiğin kardeşin Nazar'dı. Arkanda duran Nazar'dı. Hı. Senin zorluğunda, senin çocuklarına bakan Nazar'dı. Şimdi ne değişti de Nazar'la Aykut olmasın? Nazar'la Aykut olmasın. O zaman tektin, bekardın, kardeşimdin. Yine kardeşimsin ama Aykut'la beraber olduğun sürece asla... Tamam bak, yine anlaşalım. Yine sen benim ablam ol. O benim yine babam olsun, eniştem olsun. Hangisi olmak istiyorsa sıkıntı yok. Ama hani yola gel. Ne demek hani başka bir gelin adayı var? Ya sen bunu bir abla olarak nasıl ağzına yakıştırıp bana söyleyebiliyorsun ya? Aykut'u istemiyorum diyorum. İstemiyorum. Aykut'u bizim ailemizde istemiyor. Hadi beni istemedin. Aykut'la babası görüştüğünde Aykut'u görmeye nasıl tahammül edeceksin o zaman? Aykut'la babası oturduğun görüşebilir. Nasıl görüşebilir? Hı. O zaman sen olmayacaksın ki Aykut'un yanında. Başka biri olacak.
Niye? Benim tanımadığım biri olacak. Niye, niye, niye ben değil? Ya istemiyorum. Sana kıyamadığından. Allah başka, için hiç başka gelin olur, he. Başka gelin olursa hiç. Kaynanalık yapar ona. Hiç kıyamadım. İşte bak onun istediği ama kaynanalık sana yapmak zaten. Sana yapacağım da. Tamam iki tane de yapacağım. Senin oğlun var onların onlara evlendiklerine yaparsın. Onlara da yapacağım, sana da yapacağım. Kendi kardeşine kaynanalık yapmak iyi mi? Safiyeciğim. Yapacağım. Burada Hasan Bey'i de bu kadar cesaretlendiren, istemiyorum deyip şey yapan Nazar'ın babasını desteklemesi. Hmm. Nazar babam arkamda, arkamda diye söyledikçe Hasan Bey de sürekli taleplerini talep ekliyor. Daha neler isteyeceğini de bilmiyoruz. Hasan Bey değişti. Değişti. İsteklerim var dedi ama benim aklıma şu geldi. Sultan var ya Sultan. İki gün kayboldu ortadan gitti, babayı örgütledi. Dedi ki baba... Sultan yaptı. Hasan Bey bir taktik peşinde. Kesin Sultan'la, ben dün dedim ya, Sultan'ın bana bakışından gülmesinden anladım. Dedim ki, Hasan Bey işi yokuşa sürüyor dedim. Bu iş olmaz, evet olmaz dedi. Yani iki gün kaybol diyor ortadan. Gitti kesin, kusura bakma Sultan. Gitti babaya dedi ki, öyle şeyler iste ki bu iş olmasın. Ben sana söyleyeyim Beklenir Nazar. Abla zaten. Üzgünüm annem. Tamam bak güzel kardeşim bak. Ne güzel bak Cemile Hanım da oğlunun arkasındaymış zaten. Tamam olabilir oğludur. Arkasındaysa oğlunun arkasında dursun. Paşanın istediklerini verin o zaman. Versinler. Bu iş olsun. Niye? Babası arkandayım diyor ya. Abla burada arkandayım diyor. Biz 3 yıldır Aykut'la birlikteyiz. Dışarıda hiç... Hiç oğlunun arkasında olduğunu görmedim. Arkasındayım diyor da hani ne yaptın? Biz hadi 3 yıldır birlikteyiz. Ne yapabildin? Bize bir somut olarak göster ne yapabildiğini. Ben burada diyorsam o kelimeyi ki 80 milyon seyrediyor. 3-5 kişi dinlemiş, duymuş ne fark eder ki benim için? 80 milyonun huzurunda söylüyorum ama siz bir güven vermiyorsunuz. Arkamızda bana durdun da hani ne yaptın? Bir göster göster. Ya ben seyirciler oynuyor. Seyirciler oynuyor. Ben arkamda durmayacağını biliyorum zaten. İnsanlara yani kendini iyi göstermek için bu kelimeyi kullanıyorsun. Aslı yok. Ben artık zaten aslı babamdan umudu kestim ya. Bir şey söyleyeyim mi? Bu sizin arkanızda durmuyor. Duramaz da asla buna müsaade durdurmazsın etmem. Durdurmazsın da. Durdurmam. Aynen. Bak ben açık sözlüyüm arkadaş. Durdurmam. Bizden size zerre yok anladın mı? Bekleme. Heh. O zaman ama, Sultan yuvan yıkılır. Anneni istiyorsun ya. Annenle el ele tutuş paşanın kapısına. Cesursanız annenle beraber git. Annenle beraber bu işi çöz. Annen de gelsin oraya otursun. Muhatap annenle olalım. Niye babası var babam niye karşımda oturuyor? Babası niye babam niye karşımda o oturuyor? O senin bacana. Bacana. Şimdi işinize gelince bacana, işinize gelince baba. Bacana.